Asgari ücret 11.400 oldu abla. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi az buluyoruz. En az 14 olmasın. İyi diyorlar abla. Yok yok, az. Kiracılar kiralarlık başını gitmeseydi yeterdi ama şimdi o parayı adamın alsın da 6-7 milyar kira ne yapsın? Ekonomi iyi mi ablası? Çok yok, hiç memnun değiliz. Bu zaten hiç memnun değil. Diyor ki ağzımı açsam diyor kötü açarım. Peki 28 Mayıs'ta kimi desteklediniz? Gizli kalsın. Şimdiki değil. Gizli kalsın. Ne soruyor? Konu ne ki? Konuyu bilmiyoruz. Ekonomi soruyor. Ekonomi kriz. Kriz çok ama aşacağız inşallah. Niye? Aşacak mısınız? Tabii ki aşarız yani. Ne zaman? Biz ne zaman mı? Yani ahir zaman. Ölme ne demişler? Ölme şey mi? Sonra mı bunlar olacak? Yani? Şimdi yaşamadıktan sonra. Bu düzelecek böyle kalmayacak inşallah. İki seneye kalmaz yani. Yok canım. İki seneye kalmaz düzelir inşallah. Böyle kalmayacak. Bir tek Türkiye değil ki, dünya alem böyle. Her yer böyle. Asgari ücretle çalışan bir adam mesela 6000 lira kirası varsa, iki tane de çocuğu varsa bu adam nasıl geçinecek? Nasıl bir geçinecek? Köyü vardır, defolsun gitsin köyüne. Herkesin eli melmek. Sen de git o zaman, öyle deme. Benim olsa vallahi giderim. Yerim yok. Yok, benim de yok. Nereye gideyim? Bak şimdi. Gidemiyor. Yanlış konuşma. Yok hocam, yanlış konuşma. En az 14-15 olması lazım. Adamın 6-7 milyar kira versin. Çok neyle geçirecek? Okula giden çocuğu var. Yapmayın. 15 milyar yeter. Yapmayın bunu. Gücü yeten ne? Öyle. Gücü yeten öyle. Bak şimdi yani gücü yeten gelir öğlen öyle. Ama yani sıkıntı çeken çok zor da. Onu yani anlat. Hadi sen düzelt de biliyorsan. Başaki düzeltin daha ne bütün başa düzelt gelmiş. Allah Allah. Düzeltebiliyorsan ya. Konuşuyorlar razı olan konuşuyor işte yani. Peki bu adam çok köye gitse geçimini nasıl sağlayacak? Vallahi herkesin hayvancılığı var, tarlası var, arazisi var. Öyle rahat yaşıyor ki. Herkes bolluk bereket için. Hem memleketini yaşıyor, hem burayı yaşıyor. Öyle şey yok yani. Para var herkes. Para var, para herkes var. Herkes gezsin. Herkes var. Para da var, hayat da var. Sen boş ver. Sizce abla, var mı para sizde? Yok abi, benim öyle işim olmaz. Abi sizde? Sor, ne soracaksın? Abla dedi ki, herkeste para var, geziyorlar abi. Doğru, parasız kimse yok ki. Evet, var. Herkesin var. Parası var. Yok diyorlar abi. Onu geç, başka bir şey sor. İşte bu sürü zekalı. Herkeste para var. Az veya çok. Herkeste var yani. Ben şu anda görüyorum. Sıkıntı var mı? Var. Herkes sıkıntı çekiyor. Ama herkeste para var. Herkes de yiyor kardeşim. Bunu böyle şey yapmak lazım. Bu hükümet yani o hükümet bu hükümet. 20 sene önce de aynı hükümet değil. Olmasa dahi başka hükümetler vardı. Aynı sıkıntı yaşanıyordu yani. Geçen senelerde 80 senede cennette alada mı yaşıyorduk? Yok. Yani aslında işin gerçeğini söylemesi. Rahmetli Kadir Mısıroğlu şöyle söyledi. Erdoğan'ın en büyük yaptığı hata dedi, bu millete fazla verdi. Bu millete fazla vermeyecek. Bu millet fazlaya alışkın değil. Biz kuyruklara alıştık, zamlara alıştık, enflasyonlara alıştık. Yok bu da bu millet, herkes altında araba var, bir refahlı var. Öyle var mı öyle? Evet. Kimin derdi var yani? Kuyruk yok mu şimdi abi, kuyruk? Olsun, kuyruk olsun. Neyin kuyruğu? Kıtlığın kuyruğu mu, bolluğun kuyruğu mu? Onu bana bir söyle. Ucuzluk kuyruğu. Mesela? Bana kuyruğun bolluğunu söyle veya kıtlığını söyle. 1 kilo et 400 lira olur. Olabilir. Nasıl olur? Olmasın 400. 2 lira mı olacak? 3 lira mı olacak? Almanya'da şu anda en iyi et 15 lira 16 euro. Vur hesabı 400 euro. Adamın aldığı diyeceksin ki adamın aldığı 2000 euro. Öyle bir dava yok. Kusura bakma 2000 euro falan değil. Benim kızım orada 1350 euro para alıyor. Bizim o damat kaçar çalışmasa aç. Gelemedi işte ben geldim. O gelemedi ben geldim. Bu kadar basit yani. Niye geldin dayı? He? Niye geldin? İşlerim vardı benim. Ben esnafım vardı. Bu kadar basit yani. İyi diyorsun. Vallahi kardeşim bak. Sıkıntı var. Bak düşün. Almanya şu anda her şeyi Almanya ile karşılaşıyor. Almanya bugün 2. Dünya Savaşı'ndan çıktı. 38'de girdi. 45'te çıktı. 20 sene hiper enflasyon yaşadı bak. Tarihini iyi bilirim. 20 sene hiper enflasyon. Hiper enflasyon demiyorum. Hiper enflasyon. Tamam mı? Ama 20 sene hiper enflasyon yaparken 20 sıra patates yedi. Bir kıtlık çekti. Peki şöyle söyleyeceğim mesela. Madem öyle 20 sene kıtlık çeken bir Almanya ama 20-38 senesinden önce de Mercedes'i vardı, Fovya'sı vardı. Bizim neyimiz vardı? Ha bizim Tofaş'ımız vardı değil mi? RTL kanalında arkadaş biliyor. RTL kanalında bizimle dalga geçtiler. Yürüyen kasa, yürüyen cenaze.
diye dalga geçtiler, program yaptılar. Bizzat ben gördüm yani, seyrettim. Daha yeni yeni yani. İnsan doğmadan koşamaz, yürüyecek, emekleyecek ondan sonra. Kademe kademe, bu işler böyle yani. Biz Orta Doğu ülkesi miyiz acaba, yoksa Avrupa ülkesi miyiz acaba? Biz neyiz? Peki abi, sığınmacılar gitsin mi kalsın? Efendim? Sığınmacılar gitsin mi kalsın mı? Neyin sığınmacıları? Suriyeliler. Suriyeliler. Peki kardeşim, şurada söylüyorum. Bak, dünyada şu vardır. Bütün Suriye ülkelerde zenginler 6 ay önceden savaşın kokusunu alır. Sermayeyi yükler önce yapan ülkelere. Tamam mı? O Suriye dediğim var ya, garibanlar, çadırlarda falan kalanlar. Zenginin, Arap'ın zengini buraya savaş başlamadan önce 6 ay önce geldiler. Sermayeyi yıktılar. Ben şimdi soruyorum. Şuradaki esnaf, hepsi Suriyeli. Senin kafana silah dayadı mı da seni boşalttı da oraya aldı? Ben orada esnaf vurayım. Eğer benim o değerimin 50 bin dolarsa, adam diyor ki 100 bin dolar veriyorum. E veririm kardeşim 100 bin dolar. Giderim yatırım başka yere yaparım. Kimse kimsenin zorla kafasına silah dayayıp da dükkanı çıkar demiyor. Kapalı çarşıya git. Ben esnafım. Kapalı çarşıda çoğu adam lokumcu açmış, kuyumcu, lokumcu. Yani kim kime veriyor malı? Zorla veriyor malı. En güzel adam bilsin. Abi ne yapıyorsun? Ne taşıyorsun? Hamallığı yapıyoruz. Ekonomi nasıl? Ekonomiyi sorma şey, görüyorsun. Ekonomiyi sormayacaksın. Asgari ücrete zam geldi abi. Asgari ücrete gelse ne olacak? İşverenler sana bana yıkıyor onu. Kime yıkacak? Devlet mi diyor onu? Şimdi bugün eğer araştırmaya geldiği zaman, bakın orada İş Bankası'nın tarihi şeysi var. Atatürk neler bırakmış? Onu hiç gördüler mi? He? Gidip o tarihi araştırdılar mı? Ne fabrikalarımız varmış? Şeker, pancar fabrikalarımız. Onları araştırmışlar mı? Neyi araştırmış bu halk? Hiçbir şey araştırmamış. Hep yorum. Başka bir şey karıştırmamışlar. Peki abi, bu yük senin sırtına fazla değil mi? Abi ne yapacaksın? Mecbur götüreceksin, para kazanacaksın. Getirmezsen aç kalırsın. Peki hayal gündelik kuruyor musunuz ileride? Ne? Hayal kuruyor musunuz? Hayal yok ya. Yok mu? Hayal yok. Niye abi? Hayal insana zor gelen bir şey be. Niye be abi? Senin de hakkın var. Yok, benim hayalim yok. Senin niye hayalin abi var mı? Var abi. Benim hayalim yok. Niye abi? Yok abi, ben de hayal bu bırakmadılar bize ya. Kim bırakmadı? Abi sen de biliyorsun kimin bırakmadığını. İnsanların hayallerini de çaldılar, boş ver. Seni seviyorum Allah'ım. Teşekkürler abi. Asgari ücrete zam geldi abi, ne düşünüyorsunuz? Ne güzel işte, daha zam gelmiş, ne düşünüyorsun işte? Ne güzel. Zamlar gelir mi abi, doğalgaz, elektrik? Gelir, her zaman geldiği gibi yine gelecek daha. Gelir. Bana göre gelir. Yani gelse iyi mi, kötü mü? Ya gelmese elbette iyi, gelse iyi olur mu? Keşke her şey düşse ama düşmeyecek. Düşmez de. Düştüğü de yok bugüne kadar. Düşseydi zaten bu zamlar olmazdı. Memnun musunuz şu an ekonomide? Ya memnun değilsin ama ne yapacaksın? Yapacak ne var? Kimi desteklediniz? Ben mi? Erdoğan'ı. Erdoğan. Evet. Pişman mısınız? Yok, değilim. Değilsin. Değilim. Asgari ücrete zam geldi abi. Ne düşünüyorsun? Güzel işte, zam gelmiş. İtiraz neye? Nasıl? Mevzu ne yani, zam gelmiş, güzel, ne güzel zam. Zam geldi de abi, elektriğe, suya, doğalgaza zam gelir mi? Doğru diyorsun. Sen bir işveren misin veya sen neyle çalışıyorsun, ne kadar ücret alıyorsun? Aldığın ücreti söyleyebilir misin? Ve işveren olarak ne kadar vermeyi düşünüyorsun? Yani bunun maliyetinin tümünü hesaplaması gerekmiyor mu? Hani şöyle yapmak gerekir, empati kurmak gerekir. Biz kendimiz ne yapabiliyorsak karşıdan da aynısını talep etmek gerekiyor, değil mi? Yani ben de iş yeri çalıştırdım zamanında. Ona göre değerlendiriyoruz. Yani verebileceğinin en yükseğini vermeye çalışıyoruz. Ki bu yapılan zamlar da devletin yaptığı zam abi değil, çalışanın verdiği zam. Tamam, zam yapılıyor asgari ücrete ama ardından doğalgaz, su, elektrik, araç fiyatları için. Ya ondan ziyade bir de vatandaşa bakmak gerekiyor yani. Daha zam gelmeden her şeyi biz zam yapıyor muyuz? Esnaf olarak. Efendim? Devlet denetlemiyor mu bunları? Denetliyor da nereye kadar? Yani bütün kanunlar, bütün dünyadaki kanunlar hemen hemen aynı. Eğer fikir, yani zihniyet değişmediği müddetçe bunu çözmek çok zor. Teşekkürler abi, sağ olun. Biz teşekkür ederiz.